Okan Gaytancıoğlu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Elbistan'daki gelişmeleri bizimle paylaşıyor. Okan Bey merhaba, günaydın. Günaydın Namık Bey. Soğuk bir Elbistan sabahından sizlere merhaba. Merhaba, biraz daha organize olunabildi mi acaba, geç de olsa? Evet, dün akşamüstü itibariyle organize olundu ama bu sefer de inanın yardımlar yığılıyor. Yani yüzlerce tır kuyruğu olduğu söyleniyor. Ben şu an kriz merkezindeyim. Antakya, Antep arasında Belen'de büyük bir trafik varmış. Adana, Antakya arasında. Aynı şey Elbistan, Maraş yolu üzerinde de var. Aynı şey Elbistan, Afşin yolu üzerinde de var. Yani halkımız çok yardımsever. Bakın arkamda da gördüğünüz gibi böyle araçlar geliyor, tırlar geliyor. Bu taraftan da şöyle çevireyim. Tırlar geliyor, iş makineleri geliyor. Kriz merkezinde diyor ki ben Trabzon'dan geldim. İşte 15 tane iş makinem var ama kullanacak kimse var mı? Ya da işte biz kepçe getirdik, yardım etmek istiyoruz. Burada bir merkez oluşturuldu. Bu merkezden yardımlar dağıtılıyor. Ama hala böyle çadır kentler kurulamadı, konteyner kentler kurulamadı. Depremin üzerinden de neredeyse 4 gün geçti. İnsanlar hala enkazların altındalar. Hala enkaz kaldırma çalışmaları, canlı arama çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırma demeyelim, halen canlı aramaları devam ediyor. Enkaz kaldırmaya daha sonra geçecekler ama Elbistan yerle bir olmuş durumda. Yani Elbistan'da %80 binaların tamamına yakını bir kısmı hasar görmüş. Yani bazı binalar sağlam gibi gözükse de içinde kimse oturmuyor. Çok ciddi çatlaklar var. Zaten çoğu da çökmüş durumda. Yani iki tane deprem oldu biliyorsunuz. İlk depremde içeri girenler burada enkaz altında kaldılar. Çok yazık. Şimdi onlara tabii mezar yerleri falan da açılıyor. Yüzlerce bin yerler açılıyor. Yardımlar geliyor. Halk burada dağıtım düzgün bir şekilde hiç kargaşa olmadan başarılabiliyor mu acaba? Yani bugün itibariyle düzelmeye başladı. Dün itibariyle bir başı bozukluk vardı. Herkes yardım etmek istiyor ama bir düzensizlik var. AFAD sözde bu düzenleri kurmak üzere, düzenlemek üzere yapılmış bir kurum ama onlar da başıboşlar yani. Evet. Yardım etmek isteyenlerin yardımlarını onlar alıp kendileri dağıtmak istiyorlar. Halbuki bir an önce vatandaşa yardımların değil ulaşması mi lazım? Yani Kızılay'ın 23 yolda bu hissediliyor işler herhalde değil mi Okan Bey? Arada sırada da artçı depremler oluyor. İnanın sallanıyor insanlar, korkuyorlar. Namık Bey yani evet. Hem hava çok soğuk, hala yerde kar var. Tipi Nurhak Elbistan arasında tipi olduğu söyleniyor. Yolun kapalı olduğu söyleniyor. Yani bu zor koşullarda Türkiye bu depremle mücadele ediyor. Elektrik yok. Petrol, akaryakıtta sıkıntılar var. Vatandaş geceleri üşüyor inanın. Geceleri akaryakıt kuyruğuna giriyorlar. Arabalarında yatıyor insanlar. Battaniye alıyorlar. Yani battaniyede sorun yok. Kıyafette sorun yok. Şu an için yiyecekte hiçbir sorun yok. İş makineleri geldi ama dediğim gibi böyle koordinasyonsuz bir şekilde, yolları da kapatmış bir şekilde yardımlar devam ediyor. Kızılay'ın yokluğu zannediyorum hissediliyor bu dağıtımlar konusunda. Çünkü Kızılay dediğiniz evet. Şey ertesi gün orada kazazedeler, depremzedeler sıcak yemek bulabiliyorlardı Kızılay'ın varlığı sırasında. Kızılay kesinlikle, yani eski depremleri hatırlayalım. Kızılay herkesten önce gelir. Kızılay'ın çadırları kurulurdu. O kırmızı hilal her yerde gözükürdü Kızılay. Hatta Kızılaç yetkilileri gelirdi yabancı ülkelerden. Yine yabancı ülkelerden burada bir sürü ekipler gelmişler ama inanın dolaşıyorlar burada. Yani hiçbir onları alın, bir siz şuraya gidin, siz bu enkaza gidin diye yönlendirebilecek bir organizasyon yok. Onun Okan eksikliği Bey, çekiliyor burada. Okan Bey, bu yabancılar geldiler Adana Havalimanı'nda. Tercümanlar bekletiliyor. Gelen ekiplerin yanında onları da gönderecekler. Fakat oradakiler tercümanın ne anlama geldiğini bilmedikleri için efendim arabalar yabancılar doğru için tahsis edildi deyip o tercümanları arabaya almamışlar. Ve adamlar gittikleri yerde kimle ne konuşacaklar belli değil. Yani düşünebiliyor doğrudur musunuz? Doğrudur. Ve şimdi doğrudur o tercümanları bindirmişler arabalara gönderiyorlar bölgeleri. Evet.
Yani bir de burada çok sayıda iletişimde sorun var. Yani bu iletişim aracı sağlayan şirketler o kadar çok vergi topladılar, o kadar çok hiç yatırım yapmamışlar. Sürekli internet kesiliyor, sürekli telefonlar kesiliyor. Hadi diyelim ilk günler insanlar yoğun bir şekilde yüklendiler ama artık dördüncü gün yani bugünlerde iletişimin kesilmemesi lazım. Çünkü bizleri de arayanlar oluyor. İnanın çok sayıda mesaj alıyoruz. Yani Hatay'dan özellikle Adıyaman'dan yakınları enkaz altında olanlar var. Kendilerine ulaşamayanlar var. Sizin de orada görevli milletvekillerimize biz onları ulaştırmaya çalışıyoruz ama zaman zaman biz de ulaşamıyoruz. Çünkü telefonlarımız kesiliyor. Yani ben az önce sizleri aradığımda yayın kesikti. İletişim kopuktu. Daha yeni düzeldi. Ki burada bir mobil iletişim aracı kurdular. Onun sayesinde düzeliyor. Az önce Haluk Levent'in paylaşımını okudum. Size de tekrar okuyayım. Dördüncü gün ben Hatay'da bıraktığım ekibimle 2 saat içinde 3 kez zor görüşebildim. Telefon operatörleri ne diyeceğimi bilemiyorum artık demiş. Doğru. O yüzden Yani herhalde en Türkiye büyük sorun haberleşme. haberleşme, iletişim ve bir de buradan çok göç var. Yani insanlar buraları terk etmek istiyorlar. Otobüsler ayarlanıyor. Otobüslerle İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Mersin'e seferler yapılıyor. Akrabaların yanına. Valiler görevlendirildi. Valilerde tabii olağanüstü hal yetkisi var. İstedikleri şekilde gönderebiliyorlar şimdi. Bu yetkiyi bu şekilde kullanırsak iyi. Yani akaryakıt temininde valiler yetkili oluyorlar. Gıda temininde her türlü yardımı koordine konusunda yardımcı oluyorlar ama yani bunu yetkiyi fazla aşmamak lazım. Bu amaçla kullanılırsa, çabuklaştırma amacıyla kullanılırsa iyi ama yani 23 sene çok büyük bir önce büyük bir deprem atlatmış bir ülkenin bu sorunları çoktan çözmesi Açmış lazımdı. olması gerekiyordu, Yani haklısınız. aşması gerekiyordu. Yani o kadar yeni evler gördük ki Namık Bey, 2-3 milyon liralık tabutlar bunlar adeta. Yani bu tabutlara bir de insanlar 20 yıl Çok bunlar yazık. için para ödüyorlar. Çok Yani yazık, çok borçlanıyorlar. yazık. Yani bunun denetimi yapılmaz mı? Bunun ruhsatı nasıl veriliyor? Yani hemen yanında inanın tek katlı veya çift katlı 100 yıllık evler var, dimdik ayakta. Ahşap evler var, kerpiçten evler var ayakta. Ama betonarme o kadar güzel evlerde maalesef yıkılmış Maalesef, ya da maalesef Okan Bey. çatlamış durumda. Evet, Evet. Okan Bey çok çok teşekkür ediyorum paylaştıklarınız Ben için. teşekkür Bize ederim. orada neler olup bittiğini anlattınız. Tekrar görüşmek üzere. Size orada iyi Görüşmek çalışmalar üzere. diliyoruz. Sağ olun, Ve sağ olun. İyi hemen Engin çalışmalar Açar'a size de, iyi yayınlar. geçiyoruz. Engin Açar bizi bekliyor. Oradaki gelişmeleri aktaracak. Evet, söz Engin Açar'da arkadaşlar.